Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz, Mahmut Abbas büyük şok yaşadı. Konvoyu vuruldu, suikast girişimi başarısız oldu. Kıymetli izleyenler, Filistin Başbakanı Mahmut Abbas'a suikast girişimi düzenlendi. Gelen görüntülere göre Abbas'ın konvoyuna ateş açıldı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişi vuruldu. Saldırıyı Ebu Cendel'in Çocukları isimli bir örgüt üstlendi. Batı Şeria'da Filistin Güvenlik Teşkilatı içinde örgütlü olduğu iddia edilen Ebu Cendel'in Oğulları adlı örgüt, Mahmut Abbas'a İsrail'e karşı harekete geçmesi için 24 saat süre vermişti. Kıymetli izleyenler, İsrail ile Filistin arasındaki savaş her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. Hal böyleyken Filistin halkı İsrail'e karşı direniyor, Hamas ise yaptığı operasyonlarla İsrail ordusunun elini kolunu bağlıyor. Geçtiğimiz günlerde tüm dünyanın ekranlarına düşen görüntülerde Hamas askerlerinin, İzzettin el-Kassam Tugayları askerlerinin İsrail tanklarını nasıl imha ettiği görüntüleri tüm dünyaya servis edilmişti. İsrail ordusunda büyük bir panik hakim oldu. İsrail ordusundan onlarca asker orduyu bırakıp geri çekilmeyi tercih etti. Kıymeti izleyenler, dünya, özellikle Batı, Filistin'de yapılan soykırıma gözünü kulağını kapattı. Gözünü kulağını kapatan dünyaya dersi vermekse Türkiye'ye düştü. Türkiye her gün yaptığı eylemlerle, devlet olarak her gün yaptığı diplomatik görüşmelerle Filistin'in yanında olduğunu tüm dünyaya ilan etti. Değerli takipçilerimiz, haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.